Kalecim Zaza olurdu. Zdravko Zdravkov. İstanbulspor'da ve Rizespor'da beraber oynadığım Zaza olurdu. Metkov. Ceyhun sol ayak vuruyor. Son anda Zdravkov elinden sektiriyor ama dışarıya. Sağ bek Sabri'yi oynatırdım. Sabri Sarıoğlu'nu oynatırdım. Sabri bu kadar teknik direktör değişmiş. Galatasaray'da sürekli Sabri oynadı. Çabukluğu, gücü, devamlılığı gerçekten bence üst seviyede olan bir oyuncuydu. Ben sağ bek Sabri'yi oynatırdım. Top Messi Snyder'di. Rodriguez oynadı. Geri Rodriguez gönderdi içeriye. Arka taraf Sabri vurdu Serkan. Sabri vurdu gol! Galatasaray'ın golü. Sabri atıyor. Sol bekim Volkan Bekiroğlu olur. Trabzonspor'da, Adanaspor'da, Maltepe'de kısa bir süre oynadığım arkadaşım. Teknik kapasitesi çok iyi, sol ayağı çok iyi, asist özelliği çok iyi. Defansı zaten iyi yapar. Ceza sahası içi. Açılan gol! Gol! Adanaspor'un golü. Volkan attı. Adanaspor takımında büyük sevinç var. Volkan'ın golü. İşte ceza sahası içi. Volkan vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. İlk stoper Bülent abi olurdu. Bülent Korkmaz. Müthiş bir profesyonel. Zaten onunla alakalı çok fazla şey söylemeye gerek yok. Kariyerine baktığınız zaman Galatasaray'da başlayıp Galatasaray'da bitirmiş. Güçlü, çabuk, dediğim gibi çok iyi bir profesyonel. Bülent abi olurdu. Bülent kaleyi düşündü. Yok böyle bir gol. Gol. Bülent sahalarda ender görülen bir gole imzasını atıyor. Harika bir gol. Yeşil sahalarda görmeye alışmadığımız bir gol. Golün adı Bülent. Yanında Kürşat oynardı. Kürşat Duymuş. Rize'de, Trabzonspor'da beraber oynadım. Akhisar'da beraber oynadım. Hem çok sert oynayan, rakibi korkutan, hem fizik kapasitesi iri olmasına rağmen, sert oynamasına rağmen bir o kadar da teknik kapasitesi iyi Kürşat olurdu. Kürşat vuruşu sert ve isabetli. Penaltıdan iki gol kaçıran Çaykur Rizespor serbest vuruştan Kürşat da golü buluyor. Maçta 45. dakika Kürşat Duymuş. Çaykur Rizespor 1, Kasımpaşa 0. Emre'yi oynatırdım. Emre Belözoğlu. Benim için Emre seyrettiğim, yani 44 yaşındaydım. 44 yaşıma gidiyorum. Türkiye'de gördüğüm en iyi orta saha oyuncusu. Emre kayt tek top. Emre baktı kaleye. Emre vurdu gol! Emre Belözoğlu 90+2. Mükemmel bir gol Emre. Çok kritik, hayati bir gol Emre Belözoğlu. Sağ kanadım Yattar olur. İnanılmaz bir yetenek. Adam geçme özelliği, sürati, teknik kapasitesi, esnekliği. Bazen geriye gelmese de kesinlikle Yattar olurdu. Şimdi Yattara, offside yok. Yattara. Evriç'le karşı karşıya. Yattara açıldı. Saffet abi oynatırdım. Saffet Akyüz'ü. Saffet abiyi santrafor'da oynatırım ama santrafor'da tercihim farklı olduğu için Saffet abi olur. Çünkü Saffet abi kısa da çok çabuk, uzunda da gücüyle, süratiyle çok rahat adam geçebilen, çok rahat da gol atabilecek, asist yapabilecek özelliği olduğu için Saffet Akyüz'ü oynatırdım. Şimdi Saffet rakiplerinden sıyrıldı. Gol pozisyonu ve gol.
Hacı. Hacı'yı oynatırdım. Hiç düşünmeden Hacı oynardı. Hacı'yı anlatmama gerek yok. Az önce de söyledim. Yani top Hacı'dayken kaleye 40 metre uzaktaysa bile rakip kaleci için tehlike arz ediyorsa veyahut da hani rakip teknik direktör için, rakip futbolcular için bir oyuncu tehlike arz ediyorsa oyuncu müthiş bir oyuncudur. O da Hacı. Hacı'ya doğru kaleye baktı. Hacı çok sert bir fiş bir gol. Süper bir gol. Hacı. İşte Hacı farkı bu değerli seyirciler. Bir anda oyunun şeklini değiştirebiliyor. Bir anda golünü atabiliyor. Hacı. Bütün oyuncular Hacı'ya koşuyor. Oyuna girer girmez farkını, klasını ve kalitesini gösteriyor Hacı. Gol Hacı. Galatasaray 1-0 önde. Gökdeniz Karadeniz oynatırdım. Onu da Trabzonspor'da 2,5 sene oynadım. Gökdeniz'i gördüğünüz zaman yani ufak tefek bir adam dersiniz. Ya Gökdeniz Karadeniz bu mu dersiniz? Ama sahada devleşen bir oyuncuydu. Çok süratliydi. O vücut yapısına göre çok güçlüydü. Patlayıcı kuvveti müthişti. Sizin önünüze geçtiği zaman bir daha Gökdeniz'i yakalama şansınız yok. Gökdeniz önüne geçme şansınız yok. Hem gol atar hem gol attırır. O yüzden Gökdeniz olurdu. Sergen pas hatası yapıyor. Sergen Liyan kaptı. Şimdi bir kontra atak. Gökdeniz topla buluşuyor. Savunmanın arkasına sardı. Gökdeniz karşı karşıya. Ceza sahasında vurdu ve gol oldu. Gökdeniz Karadeniz Trabzonspor 1. Beşiktaş 0 dakika 18. Santraforum Fatih Tekke olurdu. Fatih Tekke sırtı kaleye dönükken de, yüzü kaleye dönükken de müthiş yetenekli, teknik kapasitesi üst seviyede, adam geçebilen, kafa vuruşu çok iyi olan, yani komple bir futbolcuydu. O yüzden hiç düşünmeden Fatih Tekke. Gökdeniz güzel bir çalımla sıyrıldı. Gökdeniz pası Fatih ceza sahasına karşı karşıya. Fatih ve gol! 2-1 oldu. Fatih Tekke aradaki fark bire iniyor değerli futbol severler.